Merhaba yeniden Ninurta seferinde en son Babil'i fethetmiştik ve şimdi Babil'i yeniden kurma zamanı. Üçüncü seviyeymiş. Oo, bir tane yerli kışlası var. Yani yerli birim çok kullanmıyorum ama yani beşinci seviyede bir binayı yıkacak halim de yok. Bir ulu tapınak varmış. O zaman bu maksat... öteki maksat yerine getirildi mi o zaman? Benim bir büyük maksadım vardı, ne oldu? Hah, vallahi yerine getirmiş. Tamam, 750 altın aldık ve ekstradan küçük zafere giden yolda şeyi de aldık. Zafer puanını da aldık. Güzel, nice. Şunu şey yapmaya gerek... şunu keşke daha önce seçseydim. Bir altın binası, bir... şunu bu savaştan önce seçseydim, direkt yerine getirmiştim. Anıt, eşitlik kurucu, inşaat maliyeti. Şunu alalım ya, altın binası elbet inşa ederiz bir şekilde. Mesela ne var bizim altın üreten bir şehrimiz? Altın üreten şehrim vardı biliyorum. Biliyorum. Mari'de var. Mari'de 3. seviyeye çıkarmışız zaten ya. Hay Allah. Başka altın üreten yok galiba değil mi? Yani o binayı yıkıp tekrar yapabilirim. Ya da Babil'in topraklarında altın üreten bir şehir var mı? O da yok gibi. O zaman... Tamam, bir sürü yatırım yapmış olabilirim ama ben o maksadı yerine getirmek istiyorum. Bunu yıkarım, tekrar yaparım. O sırada bir sürü altın kaybedeceğim biliyorum ama maksat yerine getirmek önemli benim için. Güzel. Tunç binasına da 3 tur kaldı zaten. O ikisini çok kısa süre içinde yaparım diye düşünüyorum. Hatta Tunç binasını şu an kurabiliyorum değil mi? Tamam, 3 tur sonra bu yapılacak. 6 tur var zaten, tamam. O kolay. Şu arkadaştaki, şu birimleri Ninurta'ya verelim. Orada bir tane birim mi öldü benim ya? 19 kişi eksik miydi yoksa? Galiba öldü ya deminki savaşta. Neyse, ne yapalım, başımız sağ olsun. 21 kişi oldu buradan. Az tecrübe olan bir arkadaşı geri verelim. Sonra şu arkadaşla bir konuş sen. Pardon, bununla değil. Şu arkadaşla bir konuş. Hepsini alabiliyorsun. Tamam, süper. Şu arkadaşa bir veda edelim. Bununla pek işimiz kalmadı şu an. 20 kişilik bir ordum daha olmuş oldu böylece. Peki 20 kişilik bir ordum olmasını istiyor muyum? Biraz tırt bir ordu tabii. Yani çok zararı yok. Yere müdahale etmeye gönderebiliriz daha sonra belki. Nothing passes me by. Bu ekstra hareketi istiyor muyum? Evet, şu an bu ordu yetiştirme yapmadığı için ekstra hareket daha çok işine yarar. Şimdi bu bölgede sahip olan orduların hareketini arttırıyor ya %8. Bu özellikten Ninurta'da da var. Acaba birbirlerinin hareketini ve kendilerinin hareketini de %8 arttırıyorlar mı? %16 artıyor mu acaba hareket? Ondan emin olması biraz zor ama ya. Universal King. Okay. Arkadaş tazeleniyor yeterince ama. Biraz daha tazelensin ya. Okey. Savaşın ortasındayız sonuçta. Diğer orduyla bunu ayırabilirim aslında. Belki diğer orduyu bir kuzeye gönderebilirim. Kendi topraklarımı savunsun ve şuraya alsın diye. Ninurta'nın nasıl ordusunu da bunlarla ilgilensin diye gönderebilirim. Bakalım, sonraki tur karar veririz ona. Bir tane takas anlaşmaları. Şunları bir tazeleyelim bunlar. İşe yarıyor gördüğüm kadarıyla. Hala bana savaş açmadılar. O zaman Sutu'yla yaptım değil mi? Sutu'yla mı yaptım anlaşmayı ben? Evet, Sutu'yla yaptım. Hala aynısını değil de biraz daha iyisini yapabiliyormuşuz. Son olarak M.A.'da da yapalım. Güzel. Vallahi herhalde işe yarıyor ki yukarıdan hiç savaş açmadı kimse. Okay, şu şantaj yapmayı... 30 mu gerekiyor? Tamam ya, onu ihtimalle arttırmak isterim ben. 81 güzel bir ihtimal ama olsun. Hani Galbat'ta önümüzdeki tur şunu 5. seviye yapmaya başlayabileceğim. Suhumelu'da
gelişiyor. Tamam, bunları da geliştirelim ufak ufak. Maride. Bekliyordum değil mi? Beklemeye karar vermiştim. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Bunu yapmışım ama. Meşrutiyet. Meşrutiyete çok ihtiyacım var mı? Ya fark attım gidiyorum. Vallahi çok ihtiyacım yok ya. Şu taş binasına öncelik versem daha iyi olacak galiba. Yok o bir dursun. Ha Babil. Babil'i aldık tabii. Hem de Ulu Tapınak kurulu. Meşrutiyet, mutluluk, bakım masrafı, lütuf. Lütuf 250 mi? Ya ki belli birine mi lütuf? Ha Mardu'a lütuftur o muhtemelen. Okey. Mardu'a tapınmaya başlarsak işe yarayacak bu. Çünkü Ninurta'ya karşı yaramamış belli ki. Ya da buraya bunu kurmak mı gerekiyor acaba? Ya bir kur onu. Şu da lazım ama neyse kurarız onu da elbet bir ara. Şöyle bir binamız var. Şu gıda gelirinin de bir kur. Sonrasında sonra bakarız. Garnizon binası şart dediğim gibi ama bu binalar da güzel şimdi. Bu arada Babil'de ne karakolu var? Karakol sayısı azdı galiba buranın değil mi? Yo 3 taneymiş. Marduk Mabili varmış. Yeni tapınacağım tanrı belki Marduk olabilir. Ona sonra bakarım. Bu kalsın. Şunu bir yıkalım ama. Yani daha güzel bir şey kurarız. Emir olarak iş gücü artsın. Okay, onlar tamam. Diplomasi olarak. Bag of gold or bronze blade. I will defend my hope. I fight for Hatti. Bir şey varmış gibi durmuyor. Hatta vasal olmak isteyenler artık istemiyor falan. Niye? Babil'e saldırmama kızdınız mı dostlar? Sakayını takat etmek istemiyorum. 50 altın biraz azmış. Babil'den bu arada enteresan bir hamle geldi. O iki tane ordusunu kuzeye göndermeye karar verdi. Bir tanesini kendi şehrinin dibinde tuttu. Diğerini daha da kuzeye direkt saldırmaya götürdü. Hatta önümüzdeki tur saldırabilir buraya isterse. Yani bir orduyla saldırırsa 12 kişiye bir şey yapamaz da. İki orduyu birden götürürse o sıkıntı olur işte. Burayı korumak için ekstra çaba sarf etmesem de savunmayı şurada mı çekmeye çalışsam acaba? Ne bırakayım şimdi? Senin yetişme ihtimalin olamaz değil mi oraya? Denizden gidersek de olmuyor. Nehirden daha doğrusu. Burada yeni bir ordu yapıyor. Şu an kaç yerleşim yerin kalmış senin? 3 mü? 1, 2, aha aşağısı da onlarınmış, Uruk da onlarınmış, doğru. Uruk'ta kimse yok. Şimdi ben o zaman Ninurta'yı karadan kuzeye doğru götürüyorum. Şu ikinci orduyu ama aşağı Uruk'u almaya gönderiyorum. Buradan bir destek gelecek. Umarım çok kalabalık değildir. Oradan gelecek destek. Değilmiş. Pirus zaferi. Neyse. Ölen yok. Alırım. Gayet. Okey. Burayı her gördüğümde de Aegis of Uruk animesi geliyor. Sıradan bir anime ama ilk bölümü aşırı komikti. Özel bir binası bir şey yokmuş. Kur abi şunu o zaman. Şimdi işleriz bir ara. Sizin de fethiniz çok uzak değildir dostlar. Kendinizi ufak ufak hazırlayın isterseniz.
Babil'de bir garnizon binası kuralım, direkt hiç ertelemeyelim. Yere ilah konusunda evet, o 250 sadece Marduk için geçerliymiş, onu görmüş olduk. Önümüzdeki tur bakarız. Okey, başka hiçbir şey yok burada. Ordular bu şekilde, bir iki tane takas anlaşmaları, Asur'la bir takas anlaşmam bitmiş. Onu da bir tazeleyelim ya. Onlara da yakın zamanda saldırmayı düşünmüyorum. Bu arada saldırmazlık anlaşması yapmak isteyen, Mezopotamya toprağına sahip olmayan... Bunlar mesela Mezopotamya toprağı değil, değil mi? -3.3. Onlarla uğraşmamayı tercih ederim ama... Ne isteyeceksin karşılığında? Bir turluğuna mı? Tek takas. 700... Makul bir istek aslında. Tamam, anlaştık ya, anlaştık, okey. Sen de bir saldırmalık anlaşması yapalım bakalım. Asur'la yapmayacağım. Kendisi istese bile yapmayacağım. I am destined to rule. Nereden bunu almasa mıydım acaba? Neyse ya. Babil'in fethi daha uzun sürecek zaten. Şunlar peki... bunlarda Mezopotamya toprağı varmış ya. Bunlarla yapmayacağım o anlaşmayı. MR'la yapmak isterim. Ne istiyorsun peki? 2600, 130 taş. Eminiz değil mi sende Mezopotamya toprağı olmadığına? Yani yok gibi. Tamam, tamam, kabul. O da makul bir teklifti. Güzel. Buraları birazcık güvenceye almış olduk. Sıra eylemi şunun ihtimalini bir arttırayım ben. Here I am. İnşaatlara bakalım öncelikle. Okey. Buranın... Lan. Bir şey yaptım mı ben bu turda yoksa? Bir karakol falan iptal edebilirim kesin bir yerlerde. Dur bakayım. Bütün başlattığım karakollar yapılı vaziyette mi ya? Öf, dur, yanlış şey bastım. Okey, bina iptal. Aa, bir dakika, orada bir tane vardı. Tamam, burayı yıkabilirim. Burası zaten tehlike altında. Okey. Şu an 5. seviyeye çıkmaya başlayabilir. 8 tur var, anca çıkar. Başka inşaatlar yani... taş istemiyor doğru düzgün. Tamam, yap gitsin o zaman. Bu altın binasını yapmam lazım. Nerede o altın? Heh, Mari'de. Ne istiyor bu bina? 145 mi? Dur, 3'ün 5'in hesabını yapıyoruz ama. Şunu bir iptal et. Tamam, bir tur. O maksadı önümüzdeki tur yerine getireceğim. Tunç meselesi ise onu başlatmıştım değil mi yapmaya? İki tur içinde tamamlanacak. Tamam, güzel. Öteki tarafa savunma kurmayı falan planlamıştım, onu unuttum. Buna karşı bir şey yapmayacaktım zaten de. Okey, maksat yerine getirildi. Güzel. Bakayım bir Sargon'a. Bir tur sonra bir tane daha seçebiliyorum. Şu tüm arketiplerde arketip yuvası... Aksat tur süresi uzatma... Okey, bunda buraya çıkmasa çok yok herhalde. Şu yapı ustasıysa neden bu amblem var? Orada bir bug mı oldu acaba? Bakayım yapı ustasıyla denetçiye. Şimdi niye o amblemden var emin değilim. Önümüzdeki tur bunu unutmayayım bari. Önümüzdeki tur diğer maksat yerine getirilecek zaten. Neyse. Şimdi. Ninurta'cığım. Sen şuraya saldırsan iyi olur galiba değil mi?
26 kişi. Buradan da gelecek olanlar vardır. Fraksiyon şey, eyalet başkentiymiş bu ya. Onu fark etmemişim ben. Hay Allah. Orayı yıktılar bu arada. Universal King. O biraz fazla gelebilir bak. Hide Warriors. Şöyle bir şuralarda takılayım ben en iyisi. Bu herife ne yapacağım onu düşünüyorum. Şu an anata saldırabilecek pozisyonda mısın sen? Yok. Biraz uzaksın ama. Burada askeri bina da yok ki. Diğer eyalette de yok. Bütün askeri binaları aynı yere yaptık. Ya da yani İzmenal'ın elemanı marş vaziyetine sokup ona yaklaştırabilirim. Sanıyorum öyle yapmak daha mantıklı olur ya, orada yeni bir ordu basmaktansa. Koş abi. Yetişebildiğin kadar artık. Gittiği yöne doğru bir acil durum ordusu basarım diyeceğim de. Bakayım burada 12 kişilik. Daha herifin ordusu da kötü değil yani, öyle bir sıkıntı var. Dördüncü seviye birimler falan var. Aşağıdaki ordu ise... Şurada kalan ıvır zıvır şehirlerini almakla ilgilense daha iyi olacak bu arkadaş. Marching time, soldiers. Move out, soldiers. Yere ilahlar. Heh, yeni bir ilah daha seçelim. Senin durumun ne bu arada? Daha üç olamadık ama yakındır. Şimdi iki tane ilahı çok beğenmiştim. Birisi Marduk'tu, birisi de İnşişinak'tı sanırım değil mi? İnşişinak'a bir bakayım. Bakınması fazlalıyor ve nüfus artıyor mabetlerinden. Okey. Denizde hareket, karada hareket, yakın saldırı, yakın piyade için gayet güzel. Yakın savunma, esirler gayet güzel. Nüfus artı meşrutiyet. Okay. Bir de Mardu'a bakayım. Mutluluk ve gıda. Okay. İkmal %12. Dua ettiğin zaman ama. Adammış general. Yıpranmaya karşı dirençli. Gıda. Ya ikmal %12 gerçekten çok güzel de. Diğer özellikleri de hep İnşişinan daha çok hoşuma gitti. Evet evet, ben İnşişinan'ı tercih edeceğim. Bir yandan da yani o kadar tapınağı var Mardu'nun. Yok ya, al İnşişinak olsun. Ardından ikinci ordumun komutanının adı neydi? Sen değil. İriva Maruduk. Adı da Marudukmuş ama İnşina adayacağım, kusura bakmasın. pardon. İkinci seviyeye çıkması gerekiyor adamak için. Tamam. Bir ara alırız. Üçüncü seçeceğim tanrı da Marduk olacağı için şimdilik bunlar da kalsın. Hadi ne yapalım. Buraya. Balıkçıyı geç. Zaten anca yeter buranın şeyleri bize. İş gücü artışı şeyi kursam mantıklı olur çünkü zaten bir tane yerleşim yeri var. Direkt şunu kullanayım mı? Yok ya, gerek yok. Ordular böyle. Teknoloji olarak şunu araş... Pardon, şunu araştırdık. Aşağıda ekstra iş gücü var. İş gücü maliyeti azaltımı var. Dua süresi... Dua süresi güzel olur tabii de biraz 9 tur fazla geldi. Okey. Önceki hedefime doğru gideyim o zaman ben. %20 mühimmat. Oraya ulaşmak 13 tur ama şey 11 tur sürecek ama. Ulaşmak iyiydi yine de. Okey. Şantaj yap. Önümüzdeki tur tamamlanacak. Bununla bayağı bir saygınlık kazanacağım. O sırada da şunu da bir dedikodu yayayım. Bundan da bir, ona da bir şantaj yaparım olmadı. İnşaatlar. Şu altını bir arttıralım bir an önce. Hı-hı. Hani galiba da... Okey, taş arttıralım. Taş
Şu ritim gayet iyi ya. Kalsın. Onu da arttırmayacağım. Askeri binalara öncelik vereceğim. Tapınaklardan önce. Daha doğrusu karakollardan önce. Şuralara bakalım. 4 iş gücü önümüzdeki tur olmayacak ama. Neyse ya, şunu öncelik versen. Karakol değil. Son olarak Mari'de. Bunları yapmaya başladım. Şunu ertelemiştim. Tamam. Bag of gold or bronze plate. Bu sen emin olamadığım bir insansın. Belki oralar Mezopotamya toprağı sayılıyor olabilir. O yüzden orada bir saldırmazlık anlaşması yapmamaktayım. We must stand together. Karakol inşaatı. Şuraya bir tane şu meşrutiyet verenden yapayım. Meşrutiyet konusunda bir sıkıntımız yok değil mi? Aa, hatta yeni şey açılmış. Kraliyet gücü. Direkt 4. seviyeye inşa etmek bir binayı. Şu 2 mile arttırmayı seviyorum ya. Bunu bir al. Şuraya. Kirkinlik puanı. Altın ödeme. Ha, Angarya iş gücünü buraya al. Şuraya da ne bileyim, bunlar çok önemli değil ama. Allah. Güzel. Okey, şu an potansiyel taht talibi yok. Her şey onda gidiyor. Büyük Sargon'da... önümüzdeki tur muydu bu, pardon. Önümüzdeki tur seçmeyi unutmayayım. Yes, diğer maksat da yerine getirildi. Bir büyük maksat zamanı. Pekala. 40 tane karakol kurdurun. Uf, 40. Bir dakika, şöyle bir kava taslak bakayım. Kaç tane toprağım vardır benim şu an aşağı yukarı? 3 aldı 9. 40 tane çok zor değil sanki ya. Bakayım. 4000 gıda geliri bayağı. Bunu geç. Bu çok zor. Zor değil de masraflı diyeyim. 4000 gıda geliri. Az çok görüyorum. 958 yazıyor. Ordu lağvetmem gerekir benim. 40 karakol. Tamam, bunu yapacağım ben. ...27 tane varmış. Tamam ya, 40 tane hallederiz. Taş gelirimiz falan fena değil. Her tur 3 tane kurabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi, şuradaki Babil ordusu... ...Fırat'a inmeye hazırlanıyor. İdu'ya saldırabilir pozisyonda maalesef. Ne yapacağı belli olmaz ki onun da. Diğer ordu... biraz tazelenmeye ihtiyacı var ya. Hiç tazelenemiyor. Medeniyet iyi durumda değil. Sen sevgili dostum. Şuradan bir Fırat'a in sen. Şuraya da uğrasaydın keşke, neyse. Nereye kadar gelebiliyorsun, oraya kadar çıkamıyorsun. Tamam. Şu Sippar Amnum'a doğru git. Orada biraz tazelen. Güneye inme ihtimaline karşı. Sen onun gözünü korkutma. O yüzden sen pusu vaziyetinde ilerle. Tamam mı? Önümüzdeki tur İdio saldırırsa Ninurta ile yetişebilirim. Güneye inerse, Rapiku'ya saldırırsa bununla yetişebilirim. Kuzeye çıkarsa sıkıntı ama. Askeri üretim şehrim de çok kuzeyde kaldı. Anas'a direkt saldıramaz. Evet, duvarlı yerleşim yeri. O yüzden burada en azından yalandan da olsa küçük bir ordu yapayım ben. I have carried the burden of my duty for a long time. Nedir? İkmal mi? Tamam. Who here has military training? Everybody has their duty. Ne var burada? Yerli birimi var. Yani Türk birimler.
En azından bir yerli birimini az kurmak fena olmaz sanki buraya. Sen oradasın, sen oradasın. Yani kuzeye çıkarsa belki marş vaziyetiyle bununla yaklaşırım da bununla saldırdığım gibi planlarım var. Ne yapacağına bağlı bunun. Başıboş bırakamam. Onu bir halledeyim de şu fethime devam edeceğim. Bir türlü devam edemedim ama. Oralar kontrol edilmiştir. Saray eylemi. Kumpas başarılı. Bir sürü saygınlık elde ettim bununla. O elde ettiğim saygınlıkla kendisinden... Yani ekstra saray eylemi gerekiyor onu yapabilmek için dediğim gibi. Ekstra saray eylemi isteyebileceğim biri var mı? Bir şey görünmüyor. Arkadaş, koskoca evrenin kralıyız. %20 şu an... Ha, tapınak mabetler, karakollar sandım bir anda yok. Neyse o zaman senden biz... ne varmış? Sen görevinde kalabilirsin. Meşret çalmak olabilir belki. Ben bir seçkin savaş alacağım bu adamdan ya. I can certainly do that, Assyrian. How long will the world last? Bir tane atlım oldu burada. Okay. İşe yarar belki bir gün. Şimdi önce bir inşaatlara bakayım da. Karakollara öncelik vereceğim maksattan dolayı malum. Şunu yapmak istiyorum ama. Buradakiler bekleyebilir. Buradakiler bekleyebilir. Babil yumurta tapınağı. Meşrutiyet, akım masrafı, mutluluk, üretim. Tamam, bu da bekleyebilir. Yine aldığım elemanın. Şu maruduktakini al, maruduğa daha iyi olanı vereyim. Artık burada kimisin sen? Heh, gel. Sana güzel bir zırh verelim. Şunlar ne bu arada? Kaçakçı görüş açısı eklenti şansı. Görüş açısı. Şunun yerine şu kaçakçıyı al. Tamam. Elde 600 kaldı. Oralara sağ sola bir birazcık karakol dikelim o zaman. Burada dini karakol var. Bir tane bundan, bir tane bundan. Burada da bir tane bundan. Şuna da bakmadan geçmeyeyim hadi. I am destined to rule. The future belongs. How long will the world last? Right ideas for now. Enteresan bir şey görmedim. Büyük Sargon'a bakacaktım. Okay, hiç maksat yok. Bir tane maksat seçelim o zaman. Düşman eyalet başkenti. Yakında fethedeceğim. Anıt bölgesi kalsın. Bu da kolay. Şu an yıkılan yer var ya. Ama benden önce başkasının alma ihtimali var orayı, değil mi? Ben şunu bir alayım de. Kendi kendine gelir inşallah. Tamam. Niye bu kırmızı kırmızı yanıyor? İkmal. Okay. Kaynaklar da her şey yolunda gibi. Devam edilebilir. Okay. Yine enteresan hamlelerde bulundu Babil ama bu sefer biraz daha işime gelen hamlelerde bulundu. Dur. Neredeyiz? Nothing passes me by. İdiyu kuşattı mı? Yok. Suda. Marş vaziyetinde mi? Galiba marş vaziyetinde değil mi? Okay. Tamam. Bunu alırım ama... Yes. Aa, yetişemiyor muyum?
Hayda, gerçekten mi ya? Aa dur, yok. Şu an bu vaziyette olmuş. Tamam, yetişemeyeceğim. Neyse, ama bunu önümüzdeki turda yapalım. Aşağıda da güneye gönderdi diğer ordusunu. Onunla da önümüzdeki bölümde, turda değil, önümüzdeki bölümde ilgilenmeye çalışalım. Şimdilik bu bölümü burada sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkür edeyim. Mümkünse bir beğeninizi rica edeyim. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.